2020 KPSS sonuçlarına göre yapacağı 20 bin atamanın yetersizliği ve ek 40 bin atamanın gerekliliğine ilişkin basın açıklaması. Saygıdeğer sendika temsilcileri, kıymetli halkımız ve değerli basın mensupları, ataması yapılmayan 500 bin öğretmen adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sizlere sadece buradan değil, Neşe Alten'in yurdun her karış toprağı kutsal diyerek öğretmenliğe başladığı ve şehit edildiği topraklardan, Diyarbakır'dan sesleniyoruz. Necmettin Yılmaz'ın çocukların alın yazısı öğretmenleridir diye düşünüp göreve başladığı topraklardan, Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Aybüke Yalçın'ın seslendirdiği türküyle öğrencilerine kendine hayran bıraktığı topraklardan, Batman'dan sesleniyoruz. Bizim evimiz bu vatan, çocuklar geleceğimiz, son nefesimizde bile öğretmen öleceğiz. 20 bin hezimet, öğretmene eziyet, 20 bin hezimet, öğretmene eziyet, 20 bin hezimet, öğretmene eziyet, 20 bin hezimet, öğretmene eziyet. Biz öğretmeniz. Cehalete vurulan pranganın 29 halkalı zinciriyiz. İrfan ordusunun neferi, cumhuriyetin bekçisiyiz. İlmin kölesi, istikbalin meşalesiyiz. Sormayın adımızı, bizim adımız yok. Biz öğretmen adayı değil, atanamayan öğretmen değil, sadece öğretmeniz. 2017 yılında yapılan 25 bin atamadan sonra sayının yetersizliği nedeniyle KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıla çıkarılmıştır. Bu değişiklik karma alıma sebep olmuş ve ortaya çıkan karma alım uygulaması her geçen yıl öngörülemeyen mağduriyetler doğurmuştur. Bu yüzden 2020 KPSS puanlarının geçerliliği sona erdikten sonra karma alımın uygulamadan kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu durumda karma alım yapılan yıllarda sınava giren öğretmenler 2017 puanlarıyla 3 atamaya dahil olarak 65 bin alım için, 2018 puanlarıyla 4 atamaya dahil olarak 80 bin alım için, 2019 puanlarıyla 3 atamaya dahil olarak 60 bin alım için tercih yapma hakkına sahip oldu. 2020 KPSS'de yüksek puan alarak branşlarımızda iyi derece alan bizler ise 2017'de yapılan atamadan daha düşük bir sayı olan 20 bin atama açıklamasıyla mağdur olduk. Bu sadece karma alım yıllarının değil, son 17 yılın en düşük atama sayısıdır. %7 büyüme, ek 40 bin nerede? 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 Devletimizin bizi öğrencilerimizle kavuşturacağını düşünerek aylarca bekledik. Fakat yapılacak 20 bin öğretmen ataması, Milli Eğitim Eski Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un her seferinde söylediği 40 bin üzeri atama için çalışıldığına dair sözleri, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın Gece Görüşü adlı programda ek atama sorusu üzerine söylediği "Öğretmenlerimize saygımız sonsuz. Onlar için elimizden geleni mutlaka yapacağız. Bu talepleri değerlendireceğiz. İnşallah bütçemizin iyileşmesi halinde biz elbette öğretmenlerimize destek vermek isteriz. Onlara katkı sağlamak isteriz. Bu sayıyı daha da arttırmak isteriz. Biz elimizden gelen çabayı inanın göstereceğiz. Sabırlı olsunlar." Sözlerinden sonra ekonominin %7 büyüdüğünü açıklaması ve bunun üzerine yabancı ülkelere yapılan yardım ve kredilere rağmen 40 bin ek atama bekleyen öğretmenler olarak halka bizler için somut bir adım atıldığını göremiyoruz. Bu yüzden ek atama bekleyen öğretmenler olarak önümüzü göremiyoruz. Eğitim yüz yüze, ek 40 bin nerede? 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 Ağustos 2021 itibariyle yapılan başvurular sonucu yaklaşık 30 bin öğretmen emekli oldu. Türkiye genelinde İl dışı tercihlerinden kaynaklı kadro açıkları oluştu. Tüm bunlardan hareketle 500 bin öğretmenin aklında tek bir soru var. Öğretmenler bu kadar açığın oluştuğu ve onlara en çok ihtiyaç duyulan zamanda atanamayacaksa ne zaman atanacak? Ücret
ücretli kölelik istemiyoruz. Ücretli kölelik istemiyoruz. Ücretli kölelik istemiyoruz. Ücretli kölelik istemiyoruz. 432.753 öğretmenin girdiği 2020 KPSS sonuçlarına göre atama sayısı 20.000'de kalırsa sınava giren öğretmenlerin sadece %4,61'i atanmış olur. Yani her 100 öğretmenden sadece 4'ü öğrencilerine kavuşmuş olacak. Her sene değişen sıralama kriteri ve kontenjan anlayışı yüzünden geçmiş yıllara göre atanabilecek sıralamaya sahip öğretmenler bu sene atama sayısının yetersiz olması sebebiyle kontenjan dışı kalmıştır. Bu durum bazı branşlarda %30, bazı branşlarda yarı yarıya azaltma yaratmış ve branşında Türkiye birincisinin dahi ataması yapılmamıştır. Var olan açıklar 69.000 ücretli öğretmenle giderilmektedir. Ücretli öğretmenlerin sadece 28.000'i eğitim fakültesi mezunuyken 33.000'i lisans, 8.000'i ön lisans mezunudur. Ücretli öğretmenlik başlı başına vahim bir durumdur. Kendi mesleği dışında markette, tekstilde, inşaatta, tarlada ve birçok farklı meslekte geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalan binlerce gerçek öğretmen görev beklerken, o öğretmenlerin yerine öğretmenle alakası olmayan bölümlerden mezun olan kişilerin ücretli öğretmen adı altında çalıştırılması olayın vahametini daha da arttırmaktadır. Ulusla halkı ekibin haktır. Ulusla halkı ekibin haktır. Ulusla halkı ekibin haktır. Ulusla halkı ekibin haktır. Hangi öğrenci, hangi veli ücretli öğretmenlik adı altında geçici çalışan ve üstelik asıl mesleği de öğretmenlik olmayan bireyleri sınıfında görmek ister ki? Biz öğretmenler öğrencilerimizi istiyoruz. Öğrenciler ve veliler de öğretmenlerini istiyorlar. Öğretmenler işsiz, öğrenciler öğretmensiz kaldıkça Türkiye geleceksiz kalacaktır. İşte bu yüzden 2020 KPSS için verilmiş 20.000 atamaya ilaveten 40.000 atama dahi verilmesi şarttır. Çünkü öğretmenin yeri okuldur. Öğretmenin yeri okuldur. Öğretmenin yeri okuldur. Kumakar yanıyor, bakanlık bakıyor. Kumakar yanıyor, bakanlık bakıyor. Kumakar yanıyor, bakanlık bakıyor. Kumakar yanıyor, bakanlık bakıyor. Son 17 yılda yapılmış en düşük atama sayısı ile karşı karşıyayız. Ayrıca 16 Eylül 2021'de geçerliliği sona erecek olan yüksek puanlarımızla tarihte eşi benzeri görülmemiş mağduriyetimizin ek 40.000 atama ile çözülmesini istiyoruz. Yeni bakanımız Sayın Mahmut Özer'den tüm anlattıklarımızı duymasını istiyoruz. Okuduk, okuduk, okutamadık. Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır. Sözü ışığında biz öğretmenler al sancağın dalgalandığı her karış toprakta kutsal görevimizi büyük bir özveriyle ifa etmeye canı gönülden hazırız. Biz ek atama bekleyen öğretmenler bir an önce vazife başına geçip bu ülkenin evlatlarını milli ve manevi değerler ışığında ilim ve irfan ile donatmak niyetindeyiz. Bizleri ilkbaharına eriştirecek, içimizi ısıtıp aydınlatacak, güneş yüzlü öğrencilerimize kavuşmayı hasretle bekliyoruz. Biz yetişen yeni kuşak öğretmenler istikbaliz. Şuurumuzdaki kırıltılarla beraber sahiplenecek bir vatan, bir millet, dalgalanacak bir bayrak bizi bekliyor. Öğretmenlerim, ses verin.